Merhaba Yaylar. 2025 yılı gökyüzü gündemine hoş geldiniz. 2025 yılı Yay burçları için özellikle iletişim, öğrenme, çevre ve zihinsel dönüşüm temalarının ön planda olduğu bir yıl olacak. Plüton'un Kova burcundaki uzun vadeli hareketi Yay burcunun düşünce yapısında, öğrenme yöntemlerinde ve çevrenizle olan iletişiminizde derin bir değişim başlatacak. Tutulmalar, ay düğümleri ve gezegen gerilemeleri yıl boyunca zihinsel farkındalıklar ve yeni başlangıçlara kapı aralayacak. Aralık ayında Aslan Burcu'nda başlayan e, Mars Retrosu, 6 Ocak'ta Yengeç Burcu'nda retro hareketine devam edecek. Bu süreç yay burcunun... 8. evinde gerçekleştiği için finansal meseleler, ortak kaynaklar ve duygusal bağlarla ilgili eski sorunları tekrar gözden geçirmenizi gerektirebilir. Özellikle duygusal derinlik, dönüşüm ve kriz yönetimi konularında işsel çalışmalar yapmak isteyebilirsiniz. Retro Şubat sonunda sona erdikten sonra finansal ve psikolojik blokajlarınızda ilerleme kaybedebilirsiniz. Mars'ın tekrar Aslan Burcu'na dönüşü eğitim, seyahat ve uzun vadeli planlarınızda yönlendirebilir sizi. Yılın bu döneminde uluslararası projeler, akademik çalışmalar ve ruhsal keşiflere odaklanabilirsiniz. 14 Mart'ta Başak Burcu'nda tam ay tutulmamız var. Bu tutulma Yay Burcu'nun 10. evinde gerçekleşiyor ve kariyerinizde önemli bir tanımlanma ve sonuçlanma süreci başlatabilir mesleki hedefleriniz, toplumdaki itibarınız veya kariyerle ilgili netlik kazandıran olaylarla karşılaşabilirsiniz. Aynı zamanda kariyerle ilgili yeni bir yön çizme kararı alabilirsiniz. 29 Mart'ta Koç burcunda parçalı bir güneş tutulması var. Bu tutulma yaratıcı projeleriniz, aşk hayatınız ve çocuklarla ilgili yeni başlangıçlara işaret ediyor. Özellikle hobileriniz veya sanatsal yeteneklerinizi hayata geçirmek için güçlü bir enerji olacak. 30 Mart'ta Neptün Koç burcuna geçiyor, yaratıcı projelerinizde ilham ve hayallerin artacağı bir dönemi başlatıyor. Ancak bu süreçte idealizm ve gerçeklik arasında denge kurmanız önemli olacak. 25 Mayıs'ta Satürn de Koç burcunda olacak ve Neptünle kavuşum açısı gerçekleşecek. Bu kavuşum Yay burcunun 5. evinde gerçekleşiyor ve yaratıcı projeler, romantik ilişkiler ve çocuklarla ilgili konularda uzun vadeli sorumluluklar almanızı gerektirebilir. Hayal ettiğiniz bir projeyi somut hale getirmek için yoğun çaba harcayabilirsiniz. 6 Haziran 5 Temmuz arasında Venüs kendi yönettiği Boğa burcunda olacak ve bu güçlü Venüs iş ortamınızda uyumu ve verimliliği arttırabilir. İş arkadaşlarınızla ilişkilerinizde destekleyici bir dönem yaşanabilir. Ayrıca sağlığınızla ilgili olumlu gelişmeler gündeme gelebilir. 9 Haziran'da Jüpiter Yengeç burcunda olacak. Jüpiter Yengeç burcunda yücelimdedir ve finansal kaynaklarınızı arttırabilir ve ortak kaynaklarınızı büyütebilir. Bu süreçte miras, sigorta veya kredi gibi konularda fırsatlar yakalayabilirsiniz. Aynı zamanda Ruhsal dönüşüm ve derinleşme için bir şans olabilir. 17 Temmuz 12 Ağustos arası Merkür Aslan'da yine retroda. Bu dönemde akademik çalışmalar, seyahat planları ve hukuki meselelerde gecikmeler veya yeniden değerlendirmeler yaşanabilir. Eski bir eğitim fırsatı veya geçmişte başlamış bir proje tekrar gündeme gelebilir. 7 Eylül'de Balık burcunda tam ay tam ay tutulması var. Bu tutulma yay burcunun aile hayatında önemli değişimleri tetikleyebilir. Taşınma, aile üyeleriyle ilgili kararlar veya geçmişten gelen duygusal meselelerin çözülmesi gündemde olabilir. 21 Eylül'de Başak Burcu'nda bir güneş tutulması var. Bu tutulmada yeni bir kariyer başlangıcına işaret ediyor. İş hayatınızda yenilikler ve uzun vadeli projelere adım atma fırsatı doğabilir. 22 Eylül'de Mars yöneticiliğini yaptığı Akrep burcuna geçiyor. Enerjinizi içsel çalışmalar ve ruhsal farkındalıklara yöneltmenizi gerektirebilir bu. Bu dönemde daha fazla yalnız kalma ihtiyacı hissedebilir ve geçmişte bastırılmış konularla yüzleşebilirsiniz. 14 Ekim'de Venüs kendi yönettiği Terazi burcuna da olacak. Arkadaşlıklar ve sosyal çevrenizde uyum ve destekleyici enerjiler getirecek yeni arkadaşlıklar kurabilir veya sosyal projelerde yer alabilirsiniz. Ve yılı yine bir Merkür retrosuyla kapatacağız. 10 Kasım ve 30 Kasım arasında Yay burcundan Akrep burcuna Merkür retrosu başlayacak. Bu süreç kimliğinizle ve düş dünyaya yansıttığınız imajla ilgili geçmiş meseleleri gündeme getirebilir, kendinizi ifade etmekte zorlanabilir ve geçmişte unuttuğunuz detaylara dikkat etmek isteyebilirsiniz. Genel olarak 2025, Plüton'un etkisi zihinsel kalıplarınızı ve iletişim tarzınızı dönüştürecek, bu süreçte daha derin düşünebilir ve çevrenizde olan etkileşiminizde kontrol ve güç dinamikleri fark edebilirsiniz. Satürn ve Neptünün kavuşumu, yaratıcılığınızı somut bir şekilde ortaya koyma ve hayallerinizi gerçekleştirme fırsatlarını beraberinde getirecek. 2025 yılı yay burçları için zihinsel, duygusal ve sosyal anlamda büyüme ve yenilenme yılı olacak. Özellikle iletişim, kariyer ve ilişkiler alanında önemli farkındalıklar ve dönüşümler yaşayabilirsiniz. 2025 yılının getireceği enerjilerin size güzel katkılar sağlamasını güzelliklerle dolu huzurlu ve başarılı bir yıl geçirmenizi dilerim mutlu yıllar